Efendim herkese iyi akşamlar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi ve KONTİV ortaklığıyla sunduğumuz küresel politikaya hepiniz hoş geldiniz. Daha önce Asya'yı konuştuk, Kuzey Afrika'yı konuştuk, bugün de Avrupa'yı konuşacağız. Hollanda'da hepimizin bildiği gibi yaklaşık 2 hafta önce genel seçimler gerçekleştirildi. Genel seçimlerden sağ partiler beklenenden daha fazla oy alarak parlamentonun yeni kombinasyonu ortaya çıktı. Ve ilk defa Hollanda tarihinde 17 parti meclise girdi. Hollanda hepimizin bildiği gibi çok yoğun bir Müslüman nüfusunun ve Türk nüfusunun yaşadığı bir ülke. Bu seçimler neler getirecek? Seçimlerden önce çok büyük bir skandal vardı. Bu skandal hükümeti düşürmüştü. Fakat hükümet bu skandala rağmen güçlenerek parlamentoya tekrar girdi. Daha doğrusu Rutte'nin Liberaller Partisi daha da güçlenerek parlamentoya girmiş oldu. Mevcut parlamentodan yine 4 partili bir koalisyon çıkması bekleniyor. Fakat burada asıl önemli olan İslamofobiyanın, yabancı düşmanlığın arttığı Hollanda'da önümüzdeki günlerde oluşacak yeni koalisyon Müslümanlar için, Türkler için neler getirecek? Bunları tartışacağız. Bugün 2 konuğumuz var. 2 konuğumuz da Hollanda'dan. Bir konuğumuz Doktor Ertuğrul Gökçekuyu Rotterdam'dan katılacak. Kendisine hoş geldin diyoruz. Diğer bir konuğumuz da Amsterdam'dan Veys Güngör hocamız. Kendisine de yine hoş geldin diyoruz. Türkiye'vi Topluluk Başkanı. Öncelikle Hollanda'da yaşayan Türkler, Hollanda'da yaşayan Müslümanlar olarak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Orada Rutte tekrar kazanmış gözüküyor. Önce Ertuğrul Hocam'dan başlamak istiyorum. Ertuğrul Hocam, bizi dinleyenler için Hollanda siyasal sistemini nasıl tanımlarız? Hollanda dediğimiz zaman siyasal yapı olarak nasıl görünmesi gerekiyor? Hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hollanda siyasi kültürü anayasal bir monarşi. Adı da üzerinde monarşinin aslında 19. yüzyılın sonlarında, ortalarında daha doğrusu kısıtlanmasıyla beraber ve anayasanın, yazılı bir anayasanın gelmesiyle beraber siyasi kültürün, çok partili siyasi bir kültürün oluşması söz konusu. Hollanda'nın bugünkü siyasi parlamenter sistemi üzerinde çok tarihin bilhassa çok büyük bir etkisi var. Literatürden de biliyoruz, o teknik terimle sütunlaşma, daha doğrusu gruplaşma. Yani dindar Hristiyanlar, sekülerler, hümanistler 19. yüzyılın ortalarında, başlarında çok ciddi bir derin bir çatışma içerisinde, hatta öyle bir çatışma içerisinde ki birbirleriyle görüşmüyorlar, konuşmuyorlar, birbirlerinin faaliyetlerine katılmıyorlar. Çok ciddi bir kopukluk var. Tabii bu siyasette parlamentoya, daha doğrusu siyasi iklime yansıdığında tabii hiç kimse pastadan pay alamıyor. Kimseye bir parça düşmüyor, birbirlerini veto ediyorlar. Bir konsensüs modeli üzerine çalışıyorlar. Bunun da en mantıklı yol olduğu kararına, kanaatine varıyorlar. Bu konsensüs modeli daha sonra koalisyon modeline dönüyor. Yani Amerika'daki gibi çoğunluk partilerin şeklinde değil de daha çok koalisyon. Az önce de ifade ettiğiniz gibi koalisyon üzerine kurulan siyasi bir kültür var, iklimi var. Bu nispi temsil sistemi de diyebiliriz buna. Parti ne kadar oy almışsa o nispette de sandalye alır. Alt üst şeklinde parlamento, efendime söyleyeyim, temsil, yani 2 odalı bir sistem diyelim ona. Biz alt üst meclis, altta 150 sandalyeli bir meclis, üstte de senato, yani aksakallılar diyeceğiniz 75 sandalyelik bir üst meclis vardır. Parlamento direkt halk tarafından seçilir ve sistem olarak da aslında çok küçük partilere çok sıcak bir sistemdir. Çünkü
bir sınır, bir baraj yoktur. Aslında herkes bir parti kurup şartlara uyduktan sonra katılabilir sisteme. Bu tabii çok partilere, küçük partilere, azınlıklara sıcak olmasına rağmen koalisyonlar kurulurken çok ciddi pazarlıklar yapılır. Yani partilerin parti programlarında oluşturdukları, istedikleri, arzu ettikleri veya yapmak istedikleri, 4 sene boyunca yapmak istedikleri şeyler biraz erozyona uğrar. Bu pazarlıklardan çok sağ salim kurtulamazlar. Zaten bu az önce de bahsettiğiniz skandal böyle bir pazarlık esnasında oluşan bir skandal. Bunun neticesinde de zaten bildiğiniz gibi sembolik de olsa bir istifa söz konusu oldu. Aslında teşekkür ederiz. Yani bu en azından Hollanda siyasal sisteminin arka planında çok güzel özetlediniz. Veys Hocam size dönmek istiyorum. Yani şimdi Hollanda'da seçimlere girerken Hollanda'nın yakın tarihinde ilk defa 37 tane siyasi parti seçime girdi. Çok büyük bir rakam ve yine ilk defa 17 siyasi parti parlamentoya girdi. Bu bölünmüşlük oradaki yabancıları, Müslümanları, Türkleri nasıl etkiliyor? Yani orada özellikle Hollanda toplumunun, biraz önce Ertuğrul Hocam da tarihi arka planını anlattı. Bunun 19. yüzyıla kadar gittiğini söyledi, bu konsensusun. Yani ama şu andaki bu bölünmüşlük de geçmişte daha yaşanmamış bir bölünmüşlük. Hollanda'nın o kendi toplumunun yaşamış olduğu bu bölünmüşlük oradaki azınlıkları nasıl etkiliyor? Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle diğer konuşmacı arkadaşımızı ve sizleri ve tabii ki evlerinde bizi seyreden tüm seyircilerimize hayırlı akşamlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ertuğrul Bey, genel anlamda Hollanda toplum yapısından hareketle siyasi yapılanmaya bir geçiş yaptı. Tabii burada anlaşılması ve altının çizilmesi gereken önemli bir nokta, sorunuzun cevabına geçmeden önce, Hollanda toplumunun oluşum şekli. Yani biz buna işte Frisaülün dediğimiz sütunlaşma veyahut yan yana dünya görüşlerinin, inanca dayalı, ideolojiye dayalı dünya görüşlerinin oluşan bir topluluklar toplumu Hollanda. Yani çok uzun kavgalardan sonra, ki özellikle Katolikler çok fazla dışlanmışlar. Yani bugün Müslümanlar nasıl hor görülüyorsa, bir zamanlar Katolikler de toplumdan dışlanmışlar, kız vermemişler, işte oğlan almamışlar. Ve bu işi, yani Katoliklerin topluma katılma işini, uzlaşma dediğimiz, konsensüs dediğimiz bir sistemle aslında çözmüşler 100 yıl önce veya 80 yıl önce. Bunun üzerine toplum yapılanmış. Bu yapılanma sadece siyasette görülmüyor, sütunlaşma. Sağlıkta da aynı sütunlaşma var. Eğitimde aynı sütunlaşma var. Ve diğer birçok alanda, sendikalarda aynı sütunlaşma var. Kalkınma işbirliği alanında aynı sütunlaşma var. Yani toplumda var olan inanç topluluklarının veya ideolojik topluluklarının hayatlarını devam ettirebilmesi için bir toplum modeli ortaya çıkmış Hollanda'da. Bu siyasete yansımış ve sonradan Müslümanlar gelmiş bu yapının içerisine. Uzun süre direnmiş tabii, içine almamakla bu toplum, ama anayasanın birinci maddesinde yer alan hükme göre Hollanda'da yaşayan herkes din, dil, ırk, renk farkı gözetmeksizin eşit haklara sahip. Dolayısıyla işte Müslümanların da her alanda, siyasette, eğitimde, sağlıkta, yani diğer inanç gruplarının hangi alanda örgütlenmesi var ise bizim de öyle bir hakkımız var. Ve bazı alanlarda da biz bu hakkı kullanmışız. Kadromuz olmadığı için özellikle eğitimde, özellikle sağlıkta, özellikle medyada başarılı olamamışız.
Bunun ne yazık ki çok kötü örnekleri var Müslümanların Hollanda tarihinde. Şimdi sorunuza, bu girişten sonra sorunuza bunun cevabına gelince sadece Müslümanlar değil, Hollanda toplum bu çok partili yani 2007 parti öncelikle 10 yıllardır Avrupa'yı idare eden sosyal demokratların, Hristiyan demokratların ve liberallerin, liberal demeyelim de sosyal ve Hristiyan demokratların neredeyse iflas ettiği belki çok ağır bir tabir olur ama halkın veyahut da toplumun bunlara güveninin olmadığı veyahut güveninin azaldığını aslında ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu geleneksel siyasi partiler teveccüh görmüyor. Bunun yerine daha çok tematik veyahut da lokal siyasi girişimler ve partiler ve akımlar ortaya çıkıyor. Bunlar öncelikle yerel olarak örgütleniyor. Sonra eyalet ve sonra ülke çapında seçimlere girebiliyor. Bir milletvekili de alsa İşte sonuçta gördük 17 Mart seçimlerinin sonucunda 17 ayrı parti 1, 2, 3, 15, 20 en fazla işte 30 bilmem kaç milletvekiliyle 150 34. sandalyelik temsilciler meclisini paylaşmış oldu 17 parti. Bu tabii Hollanda geleneğinde yani koalisyonlar geleneğinde gayet normal. Ama hükümetin kurulması ve devam ettirilmesinde de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü ciddi bir şekilde hükümetin kurulmasında partiler bir takım iddialarından, görüşlerinden vazgeçmek, yani uzlaşmak zorundalar. Dolayısıyla koalisyonlar da zaten uzun süreli olamıyor bazen ve sık sık seçimler yapılıyor. Hatta hükümeti kurma geçen dönem herhalde 225 gün mü yoksa yani çok ciddi bir şekilde uzamıştı yani. Bir türlü anlaşamadılar, konsensüs sağlayamamışlardı. Yani iki konu burada karşımıza çıkıyor. Bir, Hollanda koalisyonlar ülkesi birçok parti dolayısıyla seçimlere girdi ve parlamentoya üye gönderdi. Ülkeye yönetme hakkı var. Ama diğer taraftan da geleneksel siyasi partilere, liberaller hariç halkın güveni azalmış oldu. Bunun Müslümanlara etkisi nedir? Müslümanlar da tabii her ne kadar bazı partiler yani dini parti olmasa mesela Dent Partisi dini bir parti değil. Yani İslam'dan esinlenen bir parti değil. Ama Müslümanlardan oy alan bir parti. 3-4 tane böyle Müslümanların temsil edildiği veya oy verdiği çoğunluktan partiler var. Denk var, Nida var, işte bir partisi var. Var da var. Ha, bunların bunu ne kadar çıkardılar? 3 tane denk çıkardı. Yani toplam Müslümanların 1,2 milyon nüfusu var. Bizim oy hakkımız Türklerin, Türk Müslümanların 240-260 bin. Normalde Müslümanların hepsi sandığa gitse ciddi şekilde o temsilciler meclisinde temsil edilebilirler. Yani milletvekili çıkarabilecek güçleri var ama bölündükleri için ki sadece 37 partide 36 tane köken isim var. Faslıları saymıyorum. Surinamelileri saymıyorum. Yani yüzü aşkın öyle tahmin ediyorum ki Müslüman kökenli aday da vardı. Bunların hepsi oy aldılar. Az veya çok Müslümanlar da böylece daha Evet. Veys seçimlerde. Hocam çok teşekkür ederim. Hani
Hani bu anlamda gayet güzel bilgilendirdiniz. Ertuğrul Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi Hollanda'da malum seçimlere giderken Aralık ayında bir skandal patlak verdi. Çocuk yardımlarıyla ilgili bir skandaldı bu. Herkes hükümetin çok büyük de yara alacağını bekliyordu aslında. Yani bu skandal neydi? Çok mu abartıldı? Gerçekten bir skandal değil miydi? Bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Hocam az önce de ifade ettiğim gibi Hollanda'da koalisyon sistemi olduğu için partiler bir araya gelip çok ciddi birçok konuda ekonomiden sosyal topluma kadar birçok alanda çok uç noktada olsalar bile ortayı bulmak mecburiyetinde kalıyorlar. Şimdi tabii seçimler oldu. Bundan sonra bir tarayıcı ya da bir izci bir kişi görevlendiriliyor. Bu seçimden çıkan partiler arasında en sağlıklı ya da en mümkün olabilecek koalisyonu araştırıyor. İki kişi görevlendirilmişti. Bu genelde 2012'ye kadar kral tarafından atanan kişilerdi. Şimdi bu görev meclise verildi. Meclis tarafından. Orada zaten bir sıkıntı olsa gerek. Çünkü kraliyet ya da kral ya da kraliçe bundan önce 2012'ye kadar, 2013'te geldi Alexander. 2012'ye kadar çok ciddi bir şekilde ön görüşmeler yapılıyordu. Bu sefer biraz hızlı gelişti olay. Belki haddinden daha süratli yürüdü. Orada da tabii ister istemez hatalar yapıldı. Bu görevlendirilen kişilerden bir tanesi bir hanımefendi. Zaten bu geçen dönemde de bakanlardan bir tanesiydi D66'da. Hanımefendi koronaya yakalanıyor. Koronaya yakalanınca apar topar meclisten çıkmak mecburiyetinde kalıyor. Koltuğunun altında bir deste tabii notüller, tutanaklar, yani yaptığı görüşmelerin o ana kadar yaptığı görüşmelerin efendime söyleyeyim dökümü. Tabii bu bir gazeteci tarafından fotoğraflanıyor. Onu inceliyorlar. Orada geçen bir isim, özellikle bir isim Hristiyan Partisi'nden bu son skandala geleceğim. Son 3-4 sene zaman zarfı içerisinde olayı, dosyayı gündeme getiren kişinin ismi, yani bu Hristiyan Partisi'nden beyefendinin ismi yazıyor. Yani görev alanı başka yere atansın şeklinde. Ki bu kişi de Hollanda'da 300 binin üzerinde oy aldı. Yani şu ana kadar, yani şu 17 Mart seçimlerinde en yüksek oy oranını alan kişi. Yani şimdi demokratik sistemlerde halk oyuyla kişi parlamentoya girer. Onların parlamentodaki bir nevi dokunulmazlığı vardı. Çünkü halk tarafından o otorite o kişiye delege ediliyor. Tabii böyle bir notürün olması, özellikle de bu vergi dairesinin son 3-4 sene zaman zarfı içerisinde çifte vatandaş olan yabancı azınlık gruplarından olan kişilere %80 %90 ekseriyette yüklenmesi, onları dolandırıcı vasfıyla ya da işte bir suç işlemiş gibi belli bir töhmet altında bulunmalarını ortaya çıkaran kişi tabii. Zaten o dosyadan dolayı hükümet istifa etmişti. İşin ilginç tarafı o. Fakat bu pazarlıklarda bu şeyin koalisyon pazarlığını yapan kişinin yapmış olduğu hata ve o ismin orada özellikle geçiyor olması tabii çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir kaos. Hatta bu akşam Hollanda'da, parlamentoda bu konuyla alakalı bir tartışma olacaktı. Zannediyorum yarına ertelenecek bu. Şu etapta içinde bulunmuş olduğumuz kriz büyük bir kriz. Yani öyle herhangi bir kriz değil. Peki Çok hocam, olay... Buyurun. kriz büyük diyoruz da yani Rutte'ydi seçim geçtiğimiz 2017 seçimlerinde 33 milletvekili sokmuştu. Şimdi 34 milletvekili soktu. Bu skandalın seçime yansıması nasıl oldu peki?
Şimdi hocam, o zaman bir iki adım geriye dönmemiz gerekiyor. Çünkü 1960'larda gelen işçi aileleri, çok geriye gitmeyeceğim. İki dakika içerisinde özetleyeceğim. Geldikleri atmosfer sanayinin, fabrikaların olduğu, iş gücüne ihtiyacın çok olduğu bir dönem. Hollandalıların hümanist oldukları bir dönem. Irkçılığın ya da bugün son 5-6-7 senedir Hollanda'da biz İslamofobiyi konuşuyoruz. İngiltere'de 10-15 senedir konuşulan bir konu bu. Yani bunların o dönem olmadığı bir dönem ve 80'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler çok farklı dönemler. O zamandan bu zamana kadar son özellikle 20-25 sene içerisinde etnik ayrımcılıktan, yani kültürel ayrımcılıktan, İslamofobya, Müslüman korkusu, Türk korkusu, artık yabancı korkusu diyebileceğimiz çok ciddi kaymalar oldu. Eskiden suyun altında olan, yani çok görünürde olmayan nefret ya da işte yabancı düşmanlığı şu anda çok piyasada, meydanda, çok eksplisit bir şekilde meydanda olduğu için halkın bir nevi istediği, halkın söylemek isteyip de söylenmesini istediği konular bunlar. Yani aslında vergi dairesinin yapmış olduğu şey, yani çok atmosfere ters düşen bir şey değil. Yani şu anda içerisinde bulunduğumuz ayrımcılığın, ırkçılığın çok ayyuka vardığı, neonazi akımlarının yavaş yavaş gündeme geldiği böyle bir ortam içerisinde çok çok ters konular değil. Dolayısıyla zaten liberaller, daha doğrusu FFD olsun, diğer partiler yani konunun, dosyanın gün yüzüne çıkmasından çok rahatsızlar. Zaten o pazarlıkta da o kişinin yani ihraç edilmesini istemeleri çok normal. İklim sıkıntılı bir iklim. Yani şu anda Hollanda içerisindeki iklim yabancılar için, azınlıklar için kolay bir iklim değil. Yani konuya biraz daha derinlemesine ineceğimizi zannediyorum ben. Evet, biraz önce bir reklam aramız olacak. Zaten Veys Hocam da düzenli olarak Eurovision'da yazıyor. Son yazısında da kurumsal ırkçılıktan bahsetmişti. Reklamlardan sonra bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. KonTV ekranlarından tekrar merhaba. Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi ile KonTV ortaklığında yürüttüğümüz politikada bugün Hollanda'yı konuşuyoruz. Hollanda'da seçimler gerçekleşti. Sağ partiler beklenenden daha fazla oy aldı ve özellikle Hollanda'da tekrar İslamofobiya ve yabancı düşmanlığının geleceği tartışılıyor. Tartışılmaya devam ediyor ve devam edecek de gibi gözüküyor. En son Ertuğrul hocamız bize Hollanda'da son dönemlerde, son yıllarda artan ayrımcılığın, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığından bahsetmişti. Veys hocamız yine Hollanda'da, Eurovision'da sürekli olarak yazıyor. Son yazısında kurumsal ırkçılıktan bahsetmişti ve polis teşkilatındaki bir takım ayrımcılıklardan bahsetmişti. Evet Veys hocam. Kurumsal ırkçılıktan kastettiğiniz ne? Yani Ertuğrul Hocam biraz önce orada yaşanan ayrımcılığın yeni olmadığını, 20-25 yıldır artık bu işin sürekli olarak dillendirildiğini söylemişti. Siz de en son kurumsal ırkçılık diye Hollanda'da ciddi bir iddiada bulundunuz. Bu konuda neler diyeceksiniz hocam? Evet. Tabii bu iddia bana ait değil. Bu iddia bu ülkeyi üçüncü hatta dördüncü dönem yönetecek olan Başbakan Rutte'ye ait. Yani Liberal Parti'nin genel başkanı ve üçüncü, dördüncü defa başbakan olacak, hükümeti kuracak olan Rutte'ye ait. O gerçi kurumsal demedi, sistematik ırkçılık dedi ama yani sistematik ırkçılıkla kurumsal ırkçılık arasında çok fazla bir şey yok. Kurumsal ırkçılık daha çok sosyologların
dile getirdiği bir ırkçılık. Bizim başbakan biraz sosyologlardan hoşlanmıyor, haz duymadığı için tartışmalarda. Onların söylediğini tekrarlamamak için sistematik ırkçılık dedi normalde ve kabul etti. Evet dedi, Hollanda'da özellikle bu Amerika'daki George'un öldürülmesiyle birlikte Amerika'da ve Avrupa'da başlayan sokak gösterileri ve protestolarından sonra hükümet Yeşil Sol'un da gündeme getirmesiyle parlamentodaki tartışmalarda başbakan doğru dedi. Sistematik bir ırkçılık maalesef Hollanda'da var dedi ve oradan çıktı bu kurumsal ırkçılık. Nedir kurumsal ırkçılık? Yani sokakta işte caddede ayrımcılık veya ırkçılık bireysel, yani belki bir kişi ırkçılıkla ırkçılığı yapıyor ve ayrımcılığı yapılıyor ama kurumsal dediğimizde işte Ertuğrul birinci bölümde örnek verdi ve hükümetin de düşmesine ne sebep olan vergi dairelerindeki etnik bazdaki yapılan ırkçılık, yani bir kurum tarafından yapılan ırkçılık, yani vergi dairesindeki memurların işte etnik isme bakarak uygulamış oldukları ayrımcılık ve hatta sahte evrak düzenlemeye varıncaya kadar uzanan bir ırkçılıktan bahsediyoruz vergi dairesinde. Bu Aralık ayında ortaya çıkan bir raporla tespit edildi. Hükümet utancından, yani ayıp olmasın diye istifa etti ve seçimlere istifa eden bir hükümetle girdi. Biraz önce Ertuğrul Hocam'a da sordum. Veys Hocam, peki bu seçimlere neden yansımadı? Veya yansıdı da biz mi okuyamadık? Yani bu ya, o kadar büyük bir skandal. Bu Gökhan, tabii bu soru Hollanda'daki tüm akil kişiler tarafından, tüm sosyal bilimciler tarafından sorulan ve cevap aranan bir soru aslında. Yani hükümetin istifa etmesi, kurumsal ırkçılığın olması ve seçimlere bunun yansımaması çok garip bir gelişme. Peki yani, her ikinize de sorarak söylüyorum. Yani burada acaba o skandalın, Aralık ayında patlak veren skandalın yabancıları hedef aldığı için, yani yabancılar üzerinden yürüdüğü için acaba Hollanda toplumu umursamadı mı? Kendilerine dokunsaydı daha mı tepki belirgin olurdu acaba? Yani şöyle, tabii umursayıp umursamadığını bilmiyorum ama Hollanda'da da yani bir sağduyu var yani. Tabii ki tüm Hollanda'yı, tüm Avrupa'yı ırkçı olarak müteala etmemiz ve tüm insanları ırkçı olarak görmemiz mümkün değil. Bundan rahatsız olan insanlar var. Yani korona tedbirlerine rağmen ben hatırlıyorum geçen yıl Temmuz ayında olmak diyor. Amsterdam'dan meydanda 110 bin kişi bir araya geldi. Yani yasak olmasına rağmen. Ve bu, ben bizzat gittim gözlemledim o yürüyüşü. Bunun %80'i beyaz Hollandalılar, yani sarışın gençlerden oluşuyordu. Surinamlılar, siyahlar da vardı, biz de vardık. Ama önemli çoğunluğu beyaz Hollandalılardan oluşuyordu. Yani genç nesilde ırkçılığa karşı bir tutum var. Ama bunun seçimlere yansımaması ve o rapordan sonra hükümetin istifasına rağmen oyunu artırarak hükümete tekrar gelmesi veya milletvekilini artırması izaha muhtaç bir sosyal gelişme olarak görüyorum ben Hollanda'da. Evet. Tabii kurumsal ırkçılık vergi dairesine sınırlı kalmadı. Siz de söylediniz, polis teşkilatı da bir vaka yaşandı. İşte Rotterdam'da öldürülen bir Türk kızının olayından sonra kendi aralarında yazışma gruplarında ya bir Türk eksildi gibi böyle dalga geçerek, aşağılayarak yazışmalar var. İşte küfre varan sözler de var. Bu da polis teşkilatının, emniyet teşkilatındaki ırkçı grupların veya ırkçı insanların olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bunu polisler kendi arasında mı yazıyor? Kendi aralarındaki bir grupta yazıyor. Evet, yazıyorlar. Tabii yakalanmışlar. Soruşturma falan olmuş ama görevden falan men edilmedi. 10 yıllık bir ihtar cezası yemişler.
bu diyor yeterli diyor Rotterdam Emniyet Müdürü. Ama tabi bu vicdanlarda kabul görecek bir ceza değil bizim için. Endişem şu, sadece vergi dairesi ve emniyet teşkilatıyla sınırlı değil bu ırkçılık. Diğer kurum ve kuruluşları da karıştırdığımızda, ki önümüzdeki dönemde bu mutlaka olacaktır, korkuyorum ki diğer kurum ve kuruluşlarda da aynı ırkçı kişilerin var olduğu veyahut da olabileceği öngörüsünü ben taşıyorum. Bu Hollanda için tabii, Avrupa için çok ciddi bir tehlike. Evet. Yani kabul edilmesi oldukça zor olan bir gelişme diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Veys Hocam. Aslında sizin dediğiniz gibi, yani biz burada ırkçı kelimesini belki kullanırken hani yabancı düşmanlığını kastediyoruz. Net olarak böyle hani Almanların geçmişte o Holokost tarzı bir ırkçılık değil de yabancı düşmanlığı üzerinden konuşuyoruz ve şekillendiriyoruz bunu. Ertuğrul Hocam, şöyle bir soru sorayım. Yani son bu yapılan seçimlerde gerek Türk adaylar gerek diğer Faslı adaylar çok fazla gündeme geldi. Hatta bir Faslı adayın meclise girmesini, ismini anmak istemiyorum şimdi, ırkçı, ona ırkçı diyebiliriz belki yani, veya yabancı düşmanlığıyla ön plana çıkan vekil, parti başkanı, sağ parti başkanı Hollanda'nın en kara günü olarak nitelendirdi. Twitter'da böyle bir yazıda bulundu. Orada azınlıkların siyasal katılımı ne kadar eski ve şu anda bu kadar gündemde olması Hollanda'da artan yabancı düşmanlığıyla paralel mi, istenmediği için mi bu kadar gündeme geliyor? Veya meclise giren Türkler, Müslümanlar herhangi bir şeyde bir değişiklik yapabiliyor mu, yani ses getirebiliyor mu? Bu arada evet, elbette şunu da hatırlatayım hemen, sorularınızı WhatsApp hattımızdan 0542 332 6 332'den bize yönlendirebilirsiniz. Buyurun hocam. Şimdi az önce ben bir soru geri dönmek istiyorum hocam müsaadenizle. Tabii bir de şu var, bazı raporlarda, analizlerde FFD'nin bilhassa Liberal Partisi'nin bu son seçimlerdeki başarısının sebeplerinden bir tanesi olarak kriz döneminde Rutte çok başarılı bir pandemi krizi süreci yönetti. Bu çok beğenildi. Tabii bu çok yüksek bir performans gerektiren, hatta halkı, Hollanda toplumunu bir takım sınırlamalarla birlikte sakinleştirmesi, huzura kavuşturması vesaire gibi beklentiler vardı. Bunu büyük ölçüde başardı. Ben bir raporda bunu da okudum. Bunun rakamlara yansımış olması da çok muhtemel. Tabii orada çok arkada kalmış, arka planda kalmış bir şey. Fakat tabii son bir senedir de bu korona pandemisinin tam içerisindeyiz. Bu süreci de hakikaten, doğruyu söylemek gerekirse, çok başarılı yönetti. Ben zaman zaman basın toplantılarında yani bu adam gerçekten enteresan bir adam dediğim olmuştur yani. İyi bir demagog, iyi bir lider. Tabii bunların da etkisi var. Yani bu da onun bir nevi ödülü. Fakat şunu da hesaba katmak gerekiyor. Bu kriz dosyasının vergi dairesiyle alakalı etnik profil yapılan vergi dairesi, polis vesaire, bu tür dosyaların da çok gündeme gelmesi tabii tercihleri değil, arzu edilen bir durum değil. Fakat bir normalleşme var. Yani Hollanda toplumu içerisinde yani İslamofobyanın, yani Müslüman korkusu ya da yani 2015-2016'da yaşanan olayları hatırlayacağız, mülteci krizi döneminde yani çok çok ciddi korkular, yani işte Hollanda'nın istila edileceği, yani PFF'in, daha doğrusu Geert Wilders'ın bu konuyla alakalı ve diğer partilerin konularla alakalı söyledikleri, yani bir taraftan dosyanın çıkmaması iyi bir sinyal, yani içinde bulunduğumuz atmosferi aslında güzel tasvir ediyor. Bu kişinin de ihraç edilme istemi, yani pazarlıklarda pazarlık
haline getirilmesi diğer bir sinyal. Yani dolayısıyla o atmosferi aslında bir nevi yansıtıyor, biraz da özetliyor. Şimdi Hollanda'da tabii böyle bir atmosfer var iken maalesef yabancı partilerin, daha doğrusu Denk gibi, Nida lokal bir parti, Denk meclise girmiş bir parti, 3 sandalyeyle şu anda mecliste. Çok bir şey yapabiliyor mu? Yani sistem olarak küçük partiler sistemin içerisinde barınabiliyorlar. Hatta yeni giren bir partinin şu anda koalisyona girme ihtimali var. Yani böyle bir sistem. Tabii iyi bir sistem. Yani küçük partileri kaldırabiliyor, onlara azınlıklara da yer verebiliyor. Bu unik bir durum. Yani Hollanda'ya has bir şey. Bunun İngiltere'de veya başka ülkelerde görmemiz aslında çok zor. Yani Hollanda bu konuda da çok unik. Yani böyle sert tartışmaların, bir taraftan uç tartışmaların, uç olayların olduğu bir toplum içerisinde yani azınlıkların da kendi partilerini parlamentoya taşıyabilmeleri çok büyük bir olay. Güzel bir şey bir diğer taraftan. Fakat bir fark yaratabiliyorlar mı? Fark yapabiliyorlar mı? Bu direkt hemen bugün hayır. Fakat belki uzun vadede yani ümit verici bir tablo olabilir. Çünkü bu sadece Hollanda'ya has bir şey değil. Yani bugün Hollanda seçimleri, yarın Avrupa Birliği seçimlerini de düşünmek gerekiyor. Yani düşüneceğiz tabii. Dolayısıyla bu başarı istikrarlı bir şekilde devam ettirebilirse, az önce Beyiz Hocam da ifade etti, seçmen Türk ya da yabancı azınlıklar şeylerine bakacak olursak, seçmen sayılarına bakacak olursak 5-6 tane rahat sandalye çıkarabilmemiz gerekiyor. Bir sandalye aşağı yukarı 50 bin oy gerektiriyor. Bu 4 senede bir şeye göre değişir. Yani ne kadar seçmen var değişir, ama aşağı yukarı 50 bin, 51 bin vesaire şeklinde. Dolayısıyla bir 4-5-6 sandalye rahat çıkarabilmesi gerekiyor. Fakat tabii bu şey de yok. Yani tabii çok seslilik, çok düşünürlük. Yani herkes aynı düşünmediği için oylar stratejik olarak da kullanılmıyor her zaman. Bunu da ayrıca ifade etmekte fayda var. Yani benim gözlemlemem, yabancı bizim şu anda mevcut varlığımız, azınlıklar olarak diyorum. Yani azınlıklar olarak meclisteki varlığımız çok önemli. Önemli bir işaret olması gerekiyor. Fakat mevcut sistemin içerisinde maalesef bozulan, işte orada yani kaderde bir çatışma var. Yani bu belki 20 sene önce olmuş olsaydı bugün onun meyvelerini topluyor olacaktık. O zaman mümkün değildi, çünkü azınlıkların öyle bir zihni olgunluğu söz konusu değildi. Bugün çok ciddi sıkıntılar var hocam. Cümlemi bitiriyorum. Bu sıkıntılardan bir tanesi gençlerin okuma oranının azınlıklarda yükselmesi söz konusu, ama buna rağmen de çok ciddi manada bir eşitsizlik, yani iş bulamama, az önce de hocam ifade etti, iş bulamama, staj bulamama gibi sıkıntılar var. Bu da azınlıkları ciddi manada psikolojik sıkıntıya, soruna, huzursuzluğa itiyor. Aslında tam da bu noktada Ertuğrul Hocam, Veys Hocam'a dönmek istiyorum. Veys Hocam orada bir STK'nın da başında, doğal olarak örgütlülük bilincine de sahip. Bu anlamda azınlıklar veya Türk cemaati olarak, Türk toplumu olarak, Hollanda'da yaşayan Türk diasporası olarak seçimden önce ve seçimden sonra beklentimiz karşılandı mı? Veyahut da bizi ne bekliyor seçim sonrası dönem için? Evet. Tabii Türk toplumu bazında meseleye bakarsak Hollanda Türk toplumunun siyasi katılım süreci 2007 yok 2007 ve 30-40 yıl eskiye dayanır. Yani mahalli seçimlerde seçme ve seçilme hakkının 1987'de Aynen. verilmesiyle başlar ve hızlı bir şekilde Türkler o yıllarda özellikle Hristiyan Demokrat partinin de iktidar olması ve sosyal demokratların da bize sıcak bakmasıyla Türkler böyle %50'lere
60-70'lere varan oranda bir Hollanda siyasetinin içinde yer aldılar. Bu peki Yani sadece bu Türklere özgü bir şey miydi? Diğer yabancılar için de mi 1987 önemli? Diğer Avrupa hepsi, hepsi, evet, diğerleri de Avrupa ama ülkelerine göre de gayet iyi bir yani çok önce, tarih. çok önce. Tabii ki bizim siyasi katılım tecrübemiz ve tarihçemiz Almanya, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerindeki azınlıklara göre çok daha eski. Evet. Ama tabii bu bir müddet bu trend devam etti. Yani Türkler öyle bir şey ki Hollandaca bilmeyen bazı teşkilat başkanları bile belediyelerde encümen azası seçildiler ve o ülke, o bölgeyi yönetmeye talip oldular. Bu aslında iyi bir girişimdi yani. Tam böyle müthiş bir cesaret vardı yani. Ben işte Zandam'da, Hollanda'nın bilmem ne kasabasında burayı yöneteceğim kardeşim. Buranın hakkında söz sahibi olmak istiyorum diye böyle bir istek oldu. Yani öyle bir şey ki bütün camilerde bütün siyasi partiler propagandaya geldiler. Yani cami lokalinde tabii ki içinde değil de. Yani Türkler öyle 5-10 15 yıl siyasetle iç içe yaşadılar. Sonra bir ayrışma başladı ve bir duraklama dönemi başladı bizim siyasi katılım sürecimizde ve tarihimizde. Bu sosyal demokratlarda ve Hristiyan demokratlarda sözde Ermeni soykırımını kabul edip etmemekle karşı karşıya gelen Türk kökenli adayların seçimlere çok az bir kalan süre içinde listelerden atılmasıyla sonuçlandı bu siyasi krizimiz, Evet. katılım krizimiz. Bu hangi Hem yıllara denk İşçi geliyor Partisi Reis Hocam? hem 2004. evet 2004 yılında hem SDA, Hristiyan Demokrat Parti hem de PFDA, Sosyal Demokrat Parti Türk kökenli adaylarına sözde